Hepinize merhaba sevgili çocuklarım. Yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Şimdi size zihinden toplama işlemine geçmeden önce pratik birkaç bilgi vereceğim çocuklar. Evet çocuklar, toplamı bir olan sayılar. Birinci sayı evimizi yapalım. Toplamı bir olan sayılar. Birinci toplanan, İkinci toplanan ve toplam. Toplamı bir olan sayılar dediğimizde ilk önce bir ile başlayalım. Bir, sıfır daha bir eder, değil mi? Sıfır, bir daha kaç eder? Yine bir eder, değil mi çocuklar? Burada biz neyi fark ediyoruz çocuklar? Toplama işleminde birinci toplanan ve ikinci toplananın yerleri değişse bile sonuç her zaman aynıdır çocuklar. 1 0 daha 1 eder. 0 1 daha yine 1 eder. Geçiyoruz ikinci toplanan sayı evine. Evet, şimdi toplamı 2. Birinci toplanan, ikinci toplanan 3 tane toplama işlemi yapacağız çocuklar. 2 ile 0'ı topladığımızda sonuç ne olur? 2 olur, değil mi? 1 ile 1'i topladığımızda sonuç 2 olur. 0 ile 2'yi topladığımızda yine sonuç toplam 2 olur. Bakın burada 2 ile 0'ın yeri değişti. 0 2 oldu. Sonuç nedir? Yine aynı. Buradan yine aynı özelliği tekrar edelim. Toplama işleminde toplananların yerleri değişse bile toplam her zaman aynıdır çocuklar. Geçiyoruz diğer sayı evlerine. Üçüncü sayı evine geldik çocuklar. Üçüncü sayı evinde yine yapalım. 2 ile 1 sayısını topladığımızda ne olur? 3 olur. 1 ile 2'yi topladığımızda 3 olur. Kudi bir dakika oğlum. Toplanan yine 3 olur, değil mi? Yine bunu çoğaltabiliriz. 3 ile 0'ı topladığımızda sonuç ne olur? 3 olur. 0 ile 3'ü topladığımızda yine sonuç toplam 3 olur çocuklar. Şimdi dördüncü sayı evine geliyoruz. Toplamı 4 olan sayılar. Çocuklar, 3 ile 1'i topladığımızda sonuç 4 olur. 2 ile 2'yi topladığımızda sonuç 4 olur. 1 ile 3'ü topladığımızda sonuç yine toplam 4 olur. Bunu yine 0 ile 4'ü topladığımızda sonuç 4 olur. 4 ile 0'ı topladığımızda sonuç yine 4 olur çocuklar. Evet çocuklar. Sırayla gidelim. Beşinci sayı evimize bakalım. Beşinci sayı evimizde yine sırayla başlayalım. 5 ile 0'ı topladığımızda ne olur? 5 olur. Onu yazmayalım. 4 ile 1'i topladığımızda toplam 5 olur. 3 ile 2'yi topladığımızda toplam 5 olur. 2 ile 3'ü topladığımızda toplam 5 olur. 1 ile 4'ü topladığımızda toplam 5 olur. Demek ki 5 sayı evinde bunlar pencereleri olsun, sayıların pencereleri olsun. 4 artı 1, 5. 3 artı 2, 5. 2 artı 3, 5.
1 artı 4 yine 5. Bakın burada yine neyi fark ettik çocuklar? Toplama işleminde toplanan, birinci toplanan ve ikinci toplananın yerleri değişse bile sonuç her zaman toplam 5 olur. Evet, sevgili çocuklar, Kudi de dersimizi dinliyor. Geçiyoruz 6. sayı evimize. Şimdi çocuklar 6 0 daha 6 0 daha 6 olur. Onu yazmıyoruz. Ama biliyoruz biz, değil mi? Ne yapıyoruz? 5 5'ten başlayalım. 5 1 daha toplarsak 6 olur. 4 2 daha ne olur? 6 olur. 3 3 daha toplarsak 6 olur. 2 1 daha pardon. 2 4 daha 6 olur. 1 5 daha ne olur? 6 olur. Sırayla bakın burada neyi fark ettik çocuklar? 5'ten düzenli işte toplama işlemlerini sırasıyla gidelim, karışmasın aklımız diye 5 5 topladım. Sonra 4 2 5 1 4 2 3 3 4 5 4 3 2 1 diye azaldı. Buradan ne oldu? İkinci toplananlar 1 2 3 4 5 diye arttırdım. Sırayla toplama işlemi yaptım çocuklar. Fark ettiniz mi? Sonuç ama toplam her zaman 6 6'dır. 6 sayı evinin bunlar da pencereleri olsun çocuklar. 6. işlemi yaptık. Geçiyoruz 7. sayı evine. Sırayla gidelim çocuklar. Şimdi yine aynı şekilde 7 0 daha 7 olur. Ama ben onu ne yapıyorum? 7'den başlamıyorum. Onlara nasıl olsa biliyorum diye, sonuç her zaman aynı diye 6'dan başlıyorum. 6 1 daha 7 eder çocuklar. 5 2 daha 7 eder. 4 3 daha, bak bu taraftan azalıyorum, buradan artıyor, arttırıyorum çocuklar. Toplama işlemini düzenli yapıyorum çocuklar. 4 3 daha 7 eder. Şimdi ne olacak? 3 4 daha 7 eder. Birinci toplanan, ikinci toplananın yerlerini değiştiriyorum. Sonuç her zaman aynı. Yine 7 eder. 2, 5 daha 7 eder. 1, 6 daha 7 eder çocuklar. Toplama işlemlerinin sayı evleri, 7 sayı evinin bunlar da bu sayılarda işlemler pencereleri olsun çocuklar. Fark ettiniz mi çocuklar? Evet çocuklar. Şimdi geçiyoruz 8 sayı evindeki işlemleri yapalım. Yine aynı şekilde 8 0 daha 8 eder. Onu biliyoruz. Onu yazmıyoruz. 7 1 daha 8 eder. 6 2 daha 6 ile 2'yi toplarsak 8 eder. 5 3 daha 8 eder. 4 4 4 daha 8 eder. Kudi. 3 5 daha 8 eder. 2 2 6 daha 8 eder. 1 7 daha yine 8 eder. Yine bakın çocuklar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Birinci toplananlar. İkinci toplananlar bu sefer artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Ve sonuçları hep 8, değil mi? Toplam sayı evi. 8 sayı evi. Sonuç her zaman 8. Evet çocuklar. Geçiyoruz 9. sayı evine. Şimdi 9 sayı evindeki pencereleri bulalım. Pencerelerdeki işlemleri bulalım. Yine aynı şekilde 9 0 daha 9 eder. Onu yazmayalım. 8 1 daha
9 eder. 7, 2 daha 9 eder. 6, 3 daha 9 eder. 5, 4 daha toplarsak 5 ile 4'ü 9 eder. 4, 4, 5 daha 9 eder. 3, 6 daha 9 eder. 2, 7 daha 9 eder. 1, 8 daha yine 9 eder. Yine aynı şekilde birinci toplananlara bakalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İkinci toplananlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düzenli bir şekilde sıraladık. Yine aynı şekilde görüyorsunuz çocuklar. Toplama işleminde birinci ve ikinci toplananların yerleri değişse bile sonuç her zaman aynıdır. Toplam hiçbir zaman değişmez çocuklar. Bunu da ileriki sınıflarda da göreceğiz. Toplama işleminin değişme özelliği diyoruz çocuklar. Bizim evimizde çok yaramaz bir Kudi var. Kudi, iyi dinle dersi oğlum. Evet çocuklar, son sayı evimize geldik. 10. Yine aynı şekilde 10 sayı evimizde 10, 0 daha 10 eder. 0, 10 daha 10 eder. Onu yazmıyorum. Ama 9'dan başlıyorum. 9, 1 daha 10 eder. 8, 2 daha 10 eder. 7, 3 daha 10 eder. 6, 4 daha 10 eder. Sırayla gidiyoruz çocuklar, bozulmasın diye. 5, 5, 5 daha 10 eder. 5 ile 5'i topladığımızda 10 eder. 4, 6 daha 10 eder. 3, 7 daha 10 eder. 2, 8 daha 10 eder. 1, 9 daha 10 eder. Evet çocuklar. Matematiğin sihirli dünyasını görüyoruz çocuklar. Ne kadar keyifli değil mi? Evet çocuklar. Böylece biz sayıları artık bu toplama işlemlerini yaparak artık parmak saymayı bırakacağız ve bir dahaki derse ona tamamlayarak toplama işlemini, zihinden toplama işlemini göreceğiz çocuklar. Evet çocuklar, bir dersimiz daha sona erdi. Hepinize mutlu günler diliyorum.